Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle daha birlikteyiz. Kadife ipten amigurumi inek öreceğiz hep birlikte. Farklı bir inek olacak arkadaşlar. Lila rengi benekler yapacağız. Kadife ip kullanacağız. Amigurumi ipine de ihtiyacımız olacak. Kullandığım malzemelerin ve hangi numara tığ kullandığımın bilgilerini videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Doğru sonuca ve ördüğüm bu oyuncağın aynısına sahip olmak istiyorsanız da iplerin ve tığların numaralarına lütfen dikkat ediniz. Farklı materyaller kullandığınız zaman da farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Kanalıma ve videolarıma destek olmak isterseniz de yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız, haydi hep birlikte bu şirin kadife ineği örmeye başlayalım. Sihirli halka ile çalışmamıza başlıyoruz. Şöyle ipliği tutalım. Kendimize doğru çevirelim. Bir halka oluşturuyoruz. Bakın halkayı kesişme noktalarından parmağınızla bastırıyorsunuz. Tığ halkanın içinden geçiriyorum. İpliği arkadan alıyorum ve halkanın içinden geçirdim. Şimdi tekrar ipi alıyorum ve bir zincir oluşturuyorum. Halkayı kilitliyorum ki kaçmasın. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğiz. Birinci sık iğneyi nasıl örülür anlatacağım. Tekrar halkanın içine tığ batırıyorsunuz. Arkadan ipliği alıyorsunuz. Tığımda 2 ilmek var. Tekrar ipliği alıyoruz ve 2 ilmeğin içinden geçiriyoruz. Buna sık iğne diyoruz. Bu 1. Şimdi 5 tane daha öreceğim. 2 3 4 5 6 Toplam 6 tane sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bu deliği sıkıştırmamız gerekiyor ki bu ortası kapansın. Bu minik ipliği çekeceğiz ve bu ortayı sıkıştıracağız. İpliği çekiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi spiral öreceğiz. Bir işaret kullanıyoruz ki sıranın başını unutmayalım, kaybetmeyelim. Burası sıramızın başı. Şimdi ikinci sırada her zincirin içine bu sefer 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 Yani hep çift örüyoruz. İkincisi 1 2 1 2 1 2 1 2 Sonuncu 1 2 Yani her zinciri çift ördük. Toplam 12 tane sık iğne örmüş olmalıyız. 6 adet arttırma yapmış olduk. Geliyoruz 3. sıraya. Şimdi bir tane sık iğne öreceğiz. 1 Bir tane çift örüyoruz. Aynı zincirin içine 2 tane ördük. Bir tane tek, bir tane çift. Aynı zincirin içine 2 tane. Devam ediyoruz, tekrarlıyoruz. Bir tane tek, bir tane çift örüyoruz. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tek, bir çift. 1 tek 1 çift 1 tek 1 tane çift Sıranın sonuna geliyorum. Nereden anlıyorum? Bakın buraya işaret koymuştum. Burası sıranın sonu. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalıyız. Yeni sıraya başlayacağız. 2 tane tek örüyoruz. 1 2 1
2. Şimdi bu zincirin içine 2 tane öreceğiz. Çift örüyoruz. Arttırıyoruz. 1, 2. Şimdi 2 tane tek. 1, 2. 1 tane çift. 1, 2. 2 tane tek. 1, 2, 1 tane çift. Aynı zincirin içine deliğe 2 tane. 1, 2. 2 tane tek. 1 tane çift. 1, 2. 2 tane tek. 1, 2. 1 tane çift. 1, 2. 2 tane tek. 1, 2, 1 tane çift. 1, 2. Bu sırada da toplam 24 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramıza başlayacağız. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3. Buraya çift öreceğiz. Aynı zincire 2 tane arttırıyoruz. 1, 2. Şimdi 3 tane tek. 1, 2, 3. 1 tane çift. 1, 2. 3 tane tek. 1, 2, 3. 1 tane çift. 3 tane tek. 1, 2, 3, 1 tane çift, 3 tane tek, 1, 2, 3, 1 tane çift. Şimdi 3 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 1 tane çift örüyoruz. 1, 2. Bu sırayı da tamamlıyoruz. Sırada toplam 30 tane sık iğne örmüş olmalıyız. Yeni sıramıza başlayacağız. 4 tane tek tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 1 tane çift örüyoruz. 1, 2. Ne ördük arkadaşlar? 4 tane tek ördük. 1, 2, 3, 4. 1 tane de çift ördük. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne. Şimdi bunu tekrarlayarak göreceksiniz. 4 tane tek, 1 çift. 4 tane tek, 1 çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 36 adet sık iğne örmüş olacağız. Örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sırayı bitirdim. Yeni sıramıza başlayacağız. Şimdi 5 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, bu da 5. 5 tane tek ördük. Şimdi bir tane çift örüyoruz. 1, 2. Aynı zincirin içine 2 tane. Tekrarlıyorum. 5 tane tek, 1 tane çift örüyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Evet, sıranın sonuna geldim, bitirdim. 42 adet toplam sık iğne örmüş olmalıyız. Şimdi yeni sıramızda 6 tane tek öreceğiz. Tek tek örüyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 1 tane çift örüyoruz. 1, 2. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 6 tane tek, 1 tane çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 48 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra düz öreceğiz. 13 sıra öreceğiz. Her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde 13 sıra örelim.
13 sıra sonra buluşalım. Düz örüyorsunuz. Evet, 13 sıra örgümü tamamladım. Düz ördük. Şimdi yeni sıramıza başlayacağız. 6 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 tek tek ördük. Şimdi bir tane azaltacağız. Azaltmanın nasıl yapılacağını anlatacağım size. Bir sonraki zincirin içine boş zincire tığınızı batırıyorsunuz. Arkadan ilmeği alıyorsunuz. Tığımızda 2 ilmek var. Bunlar burada duracak. Sonraki boş zincirin içine tekrar tığınızı batırıp arkadan ilmek alıyorsunuz. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyoruz. Buna azaltma diyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? 6 tane tek ördük. 1 tane azalttık. Bu birinci grup. Aynısını tekrarlayacağız. 6 tek bir azaltma. 6 tek bir azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda bu sefer 5 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 1 tane azaltacağız. 5 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 36 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 1 tane azaltacağız. 4 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 3 tane tek öreceğiz. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 tek bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 24 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 2 tane tek öreceğiz. 1 2 1 tane azaltıyoruz. 2 tane tek, 1 tane azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi bu aşamada İçini el yapla dolduralım. Evet, içini el yapla doldurdum arkadaşlar. Şöyle güzel düzeltiyorsunuz. Düzelterek dolduruyorsunuz. Yeni sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızda bir tane tek örüyorsunuz. Bir tane azaltacağız. Bir azaltma. Ve bu grubu tekrarlayacağız. Bir tane tek, bir tane azaltma, bir tek bir azaltma, bir tek bir azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Son sıramıza geldik. 6 tane azaltma yaparak bu deliği kapatacağız. Bu birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Devam ediyorsunuz. Sıranın sonuna kadar kapatarak devam edeceğiz. Toplam 6 tane azaltma yapmış olmalıyız. Evet, 6 azaltmayı yapınca da görüntü böyle olacak. Burada minik bir delik kalacak arkadaşlar.
İpliği biraz uzun bırakalım ve iğneye geçirelim. Kadife ip kullandığımız için ben büyük bir iğne kullandım. Yorgan iğnesi. Onunla yapacağım dikişimi. Şimdi bakın burada zikzaklar çizeceğiz. Bu şekilde sık iğnelerden geçireceğiz ipimizi. Şöyle. Ve burayı büzeceğiz bu şekilde. Şurada da tutturuyoruz ve bir başka yerden iğnemizi çıkararak artık ipimizi kesebiliriz. Bakın alt taraftaki o delik de kapanmış oldu. Sırada benek var. Benek öreceğiz. Bakın bu parçayı öreceğiz ve daha sonra dikeceğiz. Ben 3,5 numara tığ kullandım. Bu parçayı örmek için. İp olarak da Alize Baby Best kullandım. Kalın bir ip. Dolayısıyla kullanacağınız ip çok önemli. Çünkü çalışmamız kadife. Amigurumi ipiyle de beneklerini öreceğiz. İnce bir ip olursa daha küçük olacaktır. Görüntü aynı olmayacaktır. Dolayısıyla Alize Baby Best ip kalınlığında bir ip kullanmanızı ve 3,5 numara tığ tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi başlangıçta sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 Minik ipi tutuyorum, çekip sıkıştırıyorum orta noktaya. Şimdi geliyoruz ikinci sıraya. Spiral öreceğim. İşaret kullanıyorum. Şimdi her zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğiz. Çift örüyoruz bu sırada. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. 3. sıramızdayız. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift örüyoruz. Bir tane tek. Bir tane çift. 1 2 Bir tek. Bir çift. 1 2 Bir tek. Bir çift. 1 2 Bir tek, bir çift, iki, bir tek, bir çift, iki. Bu sırada da toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıramızdayız. İki tane tek, bir, iki, bir tane çift örüyoruz. Bir, iki, 2 tek 1 çift. Bu grubu şimdi tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. 2 2 tek 1 çift. 1 2 2 tek 1 çift 1 2 2 tek 1 çift 1 2 Bu sırada da toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıramıza başlayacağız. 3 tane tek örüyorsunuz.
1 2 3 bir tane çift öreceğiz. 1 2 3 tane tek, bir tane çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 4 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 bir tane çift. 1 2 4 tane tek, bir tane çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 36 adet sık iğne olacak. Yeni sıramızdayız. 5 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 bir tane çift. 5 tane tek, bir tane çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramıza geliyoruz. Burada biraz farklı çalışacağız. Yarım trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan kullanacağız. Bir de zincir kaydırma. Şimdi başlangıçta yarım trabzan örüyoruz, bir tane. Bir sonraki boş zincirin içine tığınızı batırıyorsunuz. Arkadan ilmeği alıyorsunuz. Tığımızda 2 ilmek var. Bunları birer birer toplayacağız. Şimdi arkadan alıyorum ilmeği. Bir taneden topluyorum. Tığımda 2 ilmek var. Şimdi ikisini birden topluyorum. Buna yarım ikili trabzan diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki zincirin içine aynı zincire 2 tane ikili trabzan öreceğiz. Şimdi ipliği tığa doluyorum. Sonraki boş zincirin içine tığımı batırıyorum. Arkadan ilmeği aldım. Tığımda 3 ilmek var. İkişer ikişer toplayacağız. Şimdi bakın ipi alıyorum. 2 taneyi topluyorum. Sonra tekrar 2 tane. Tekrar tığ doluyorum. Aynı deliğe tığımı batırıyorum. İkişer ikişer topluyorum. Şimdi sonraki boş zincirin içine 2 tane üçlü trabzan öreceğim. İpliği tığa doluyorum. Sonraki deliğe tığımı batırıyorum. Arkadan ilmeği aldım. Şimdi bakın önce bir taneyi topluyorum. Bir tane ilmekten geçiriyorum. Şimdi 2 taneden tığımı geçireceğim. 2 tanesinden. Yine 2 taneden. Aynısını tekrarlayacağım. Aynı deliğe tığımı batırıyorum. Önce bir taneyi, sonra iki taneyi, sonra iki taneyi. Şimdi aynı deliğin içine ikili trabzan öreceğiz. Bir sonraki deliğe. İpliği tığa doladım. Bir sonraki deliğe tığımı batırdım. Şimdi iki taneyi alacağım. Şimdi iki taneyi alacağım. Toplayacağım. Tekrar aynı deliğe batırıyorum tığımı. İki tane. Tekrar iki tane. Şimdi bir sonraki deliğe yarım ikili trabzan öreceğiz. Önce bir taneyi alıyorum. Sonra ikisini topluyorum. Bir sonrakine zincir kaydırma yapacağız. Şimdi bakın tığ batırıyoruz. Arkadan ipi alacağız. Hepsinden geçireceğiz. Hem buradan delikten hem de ilmekten. Şimdi bir tane sık iğne öreceğiz. Sonraki boş zincire. Birinci dilimi bitirdik. Şimdi bu ördüğümüz dilimi arkadaşlar tekrarlıyorsunuz. Aynı şekilde. Başlangıcını yarım ikili trabzan yapacağız. Bir tane daha ben göstereyim. Bir tane yarım ikili trabzan. Sonrakine iki tane ikili trabzan öreceğiz. Bir. İki. Sonrakine
Üçlü trabzan öreceğiz. Tek tek. Önce bir taneyi, sonra iki taneyi, sonra iki taneyi. Yine aynı deliğe üçlü trabzan öreceğiz. Sonrakine aynı deliğe iki tane ikili trabzan öreceğiz. Bir, iki. Şimdi yarım ikili trabzan. Şimdi zincir kaydırma. Şimdi bir tane sık iğne. Tekrarlıyorsunuz. Yarım ikili trabzanla başlayıp yine aynı şekilde dilimleri tekrarlıyorsunuz. Sıra sonuna kadar örelim, buluşalım. Evet, sıranın sonuna geldiğinizde de zincir kaydırmayla bitirmeniz gerekiyor. Ve çalışmanızın şekli de arkadaşlar böyle çiçek deseni gibi olacak. Aynısından bir adet daha örüyorsunuz. İpliği de dikiş için epeyce bir uzun bırakıyorsunuz. Arkadaşlar bu parçayı dikmemize yetecek kadar ip uzun bırakmalısın. Çalışalım, iki parçayı da hazırlayalım. Sıra geldi boynuzları örmeye. Sarı amigurumi ipi kullanıyorum. Yine Alize Baby Best. Şimdi bakın, sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minik ipi tutup çekiyorum, ortayı sıkıştırıyorum. Geliyoruz ikinci sıraya. Spiral öreceğim. Her deliğe 2 tane sık iğne örüyoruz. Her deliğe çift örüyorsunuz. 1, 2. Her deliğe çift. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sonuncuyu örüyorum. 1, 2. Bu sırada arkadaşlar toplam 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra toplam 3 sıra öreceğiz. Düz örüyorsunuz. Her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 3 sıra sonra buluşalım. Evet, çalışmamı tamamlıyorum. Bakın 3 sıra örgümü de ördüm. İpliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Parçanın aynısından bir adet daha örelim. Evet, iki boynuz da hazır. Şimdi bakın, bu benekleri dikeceğiz. Sırada beneklerin dikiş işlemi var. Yavaş yavaş çalışmamızı şekillendirmeye başlayacağız. Şöyle tam köşe noktalara gelecek şekilde iki parçayı da yerleştiriyorsunuz. Sağ üst köşe ve sol alt köşede tam köşe noktalara denk gelecek. Bakın, düzgün bir şekilde simetri yerleştiriyorsunuz. Önden baktığınızda da çalışmanız böyle görünecek. Yani bu parça ön tarafta çok ortalara kadar gelmesin, tam köşelere denk gelsin. Dikişi nasıl yapacağız? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum size. Bakın, parçanın altından iğneyi şöyle geçiriyorsunuz. Gövdeye dikiyorsunuz. Alttan geçiriyorsunuz. Gövdeye dikiyorsunuz. Tek tek her zinciri dikmeniz gerekiyor. Şöyle alttan iğneyi geçiriyorsunuz parçadan. Gövdeye dikiyorsunuz. Şöyle alttan geçiriyoruz. Gövdeye dikiyoruz. Böyle yapacaksınız. Görüntüde böyle olacak. Tüm parçayı dikip tamamlıyoruz. Diğer parçayı da diğer köşeye iğneliyorsunuz. Bu şekilde oturtuyoruz. Diğer parçayı da dikiyoruz. Öğrettiğim gibi buluşuyoruz.
Evet, dikişimi tamamladım. Bakın görüntünün önden baktığınız zaman arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Dediğim gibi parça çok yüzüne yani ön tarafına taşmayacak. Tam köşe noktalarda olacak gövdenin. Çalışmam böyle olacak. Sıra geldi kulakları örmeye. Sihirli halka içerisine 5 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 İpliği tutup çekiyorum, sıkıştırıyorum. Geliyoruz ikinci sıraya. Spiral öreceğiz. İşaret kullanacağım. Her zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğiz. Çift örüyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu sırada toplam arkadaşlar 10 adet sık iğne olmalı. Geliyoruz yeni sıramıza. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift öreceğiz. 1 2 Bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek. Bir tane çift. 1 2 Bir tane tek, bir tane çift örüyoruz. 1 2 Bu sırada da toplam 15 adet sık iğne örmemiz gerekiyor. Şimdi geliyoruz yeni sıramıza. 2 tane tek, 1 2 Bir tane çift örüyoruz. 2 tane tek, 1 2 Bir tane çift, 2 tane tek, 1 2 Bir tane çift, 1 2 2 tane tek, 1 2 Bir tane çift, 1 2 2 tane tek, 1 2 Bir tane çift örüyoruz. Bu sırada da arkadaşlar toplam 20 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 4 sıra öreceğiz. Her sırada 20 tane sık iğne olacak şekilde 4 sıra örelim. 4 sıra sonra buluşalım. Evet, 4 sıra örgümü tamamladım. Şimdi 2 tane tek örüyorsunuz. 1 2 Bir tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 2 tane tek, bir tane azaltıyoruz. 2 tane tek, bir tane azaltıyoruz. 2 tane tek, bir tane azaltıyoruz. Sonuncu 2 tane tek, 1 2 Bir tane azaltıyoruz. Bu sırada toplam 15 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıramıza geliyoruz. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane azaltacağız. Şimdi bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir tane tek, bir tane azaltma. Bir tane tek, bir tane azaltma. Bir tane tek, bir azaltma.
bir tane tek, bir tane azaltma. Bu sırada da toplam 10 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bakın, ipliği dikiş için uzun bırakacağız, keseceğiz. Aynısından bir adet daha örüyoruz. Şimdi kulakların ikisi hazır. Boynuzları dikeceğiz. Sırada boynuzlar var. 4 ve 6. sıralar arasına iğneyle boynuzları tutturuyoruz. İçine az miktar elyafla dolduruyoruz. Simetri olacak. Gövdenin tepe noktasında iki tarafta da simetri yerleştireceksiniz. Dikişi de bu parçanın dikişini daha evvel göstermiştim. Aynı şekilde bir daire çizerek burada daireyi takip ederek dikiyorsunuz arkadaşlar. Buluşuyoruz. Evet, boynuzları diktim. Hazır. Şimdi sırada kulaklar var. Kulakları dikeceğiz. Kulakları dikmeden önce yapmamız gereken bir işlem var arkadaşlar. Şimdi bakın, şu uç noktasını birleştireceğiz bu şekilde. Önce bir dikeceğiz. Şöyle karşıdan ilk zincirin içinden iğnemi geçirip şöyle büzüyorum. Sonra burada katlıyorum ve karşılıklı dikiyorum. Bu şekilde. Evet, kulağımız hazır. Şimdi bakın, duruş böyle olacak. Şu mor sağ üst köşede görünmesi lazım. Ön taraf burası arkadaşlar. Sağda kalacak bu parça. Kulağı da hemen altına dikiyorsunuz. Boynuzun çok yapıştırmıyorsunuz. Biraz boşluk bırakıyorsunuz. Çok az bir boşluk. Altına buradan dikiyorsunuz. Şöyle. Şuradan da tutturalım. Buradan da alalım. Evet. Şöyle sıkıca sıkıştıralım iplerimizi. Ve burada minik bir tane düğüm atıyorum. İpimi tekrar buradan alacağım. İğnemi geçireceğim. Başka bir yerden çıkarıyorum. Evet, kulağımız hazır. Diktik. Şimdi diğer kulağı da arkadaşlar yine aynı simetri olarak, bakın, bu boynuzun bir sıra altına dikmeniz gerekiyor. Onu da dikelim. Buluşalım. Evet, kulaklarımızı da diktik. Hazır. Şimdi bakın, burada ağız kısmı var. Onu öreceğiz. Onu kadife iple öreceğim. Pembe kadife ip kullanacağım. Şimdi başlangıçta arkadaşlar 8 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ikinci zincirin içinden örmeye başlıyorum. Burada 3 tane sık iğneyi aynı zincirin içine öreceğiz. 2, 3. 3 tane sık iğne ördüm. Aynı zincirin içine örüyorum. Şimdi 6 tane tek tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi son zincirin içine de 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi zincirlerin diğer tarafına dönüyoruz. Sıra sonuna kadar tek tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
Ve sonuncu 6. Sıranın sonuna geliyoruz arkadaşlar. İkinci sıra sadece düz öreceğiz arkadaşlar. 18 adet sık iğne örüyorsunuz. Düz öreceğiz. Arttırma, eksiltme yapmayacağız. Buradan başlayacağız örmeye. 1 2 3 4 Düz örüyorsunuz 18 tane. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet, sıra sonuna geldiğimizde de burada bir tane zincir kaydırma yapacağız. Şöyle geçiriyoruz hepimize. Dikişimi amigurumi ipiyle yapacağım. Bu ipi kullanmayacağım. İpliği kısa kesiyorum. Aynı renkte bir amigurumi ipini alıyorum. Evet, ağzını da gövdenin 9 ve 15. sıraları arasına gövdeyi ortalayacak şekilde iğneleyip tutturuyorsunuz. Pembe iplik kullanacağım. Dikişimi de nasıl yapıyorum? Yine bu mor parçaya diktiğimiz gibi dikeceğiz. Bakın şöyle şuradan alıyorum. Sonra gövdeye dikiyorum. Gövdeden devam ediyorum. Tekrar bu parçadan iğnemi geçiriyorum. Gövdeye dikiyorum. Şimdi burada bir düz çizgi takip ederek parçayı dikeceğiz. Şuradan devam ediyorum. Tek tek her zinciri dikeceğim. Yine düz devam ediyoruz. Evet, sonuna doğru geldim. Bunu da alacağım. Şimdi yuvarlayarak aşağı ineceğiz. Buradan şöyle devam ediyoruz. Her zinciri dikeceksiniz arkadaşlar. Atlamayın. Düzgün durmaz. Evet, arada bir de şöyle bakın, düzeltin. Evet, buradan da aşağıya iniyorum. Buradan döneceğim. Bir alt sıraya iniyorum. Şimdi yine düz bir çizgi burada takip ediyoruz. Düz devam edeceğiz. Artık yuvarlamıyoruz. Şöyle. Evet. Devam ediyorum dikmeye. Buradan da bir tane alıyorum. Bir sonraki zincire, sonra tekrar buradan şöyle bir çalışmama bakmak istiyorum nasıl oldu. Evet, şöyle devam ediyoruz dikmeye. Şuradan da alıyoruz. Şimdi yuvarlıyorum, yukarı doğru çıkıyorum ve üst sıraya şuradan da dikeceğim. Şuradan da tutturuyorum ve ağız dikişimizi böylece bitirmiş oluyoruz. Çalışmamız hazır arkadaşlar.
İpimizi şurada şöyle bir düğümleyebilirsiniz. Sökülmemesi için. Sonra tekrar buradan iğneye geçiriyorum ve çekiyorum. Kaybediyorum ipimi. Artık ipimizi kesebiliriz. Evet, gözleri için de siyah keçeden 2 adet minik yuvarlak kestim arkadaşlar. Onları da bakın şuralara, şu bölümlere bu şekilde yapıştırıyoruz. Tekstil yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Normal bu okulda kullandığımız stik yapıştırıcılardan da kullanabilirsiniz. İşleyebilirsiniz. Hatta örerken 16 milimetre gözler de takabilirsiniz. Onlar da olabilir. Ben keçe yapıştırmayı tercih ettim. Buralara çok ağzına yapışmayacak şekilde, burayı da ortalayacak şekilde şöyle yapıştırıyorsunuz. Evet, gözleri de yapıştırdıktan sonra son bir dokunuşumuz kaldı. Burun deliklerini işleyeceğim. Şimdi bakın buradan iğnemi çıkarıyorum arkadaşlar. Bu sıradan daha koyu bir pembe renk iplik seçtim. Buradaki sıradan tekrar alıyorum. Şöyle bir kez daha geçiyorum. İyice belli olması için. Yeterli olmazsa bir kez daha geçeceğim. 3 kere geçtim. Bakın 3 kere işliyorum. Sonra diğer tarafa atlıyorum. Buraya da bir tane nakış yapacağım. Yine 3 kere burayı da çizeceğim karşılıklı şöyle. Çok sıkıştırmayın ki burada bir sıkışıklık olmasın. Çirkin gözükür arkadaşlar. Şuradan da bir kez daha geçiyorum. Evet, böylece burun deliklerini de işleyip tamamladık. Artık ipimizi şöyle başka bir yerden çıkarırsınız arkadaşlar. Yürütürsünüz gövdede, içeride yürüterek kesebilirsiniz. Evet, bütün çalışmalarımız tamamlandığına göre artık şirin ineğimiz hazır arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Kanalıma ve videolarıma destek olmak isterseniz de videoma yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.